YouTube Türkiye tarihinin en kapsamlı LGS üstü ifadeler kampını yapacağız diye yola çıktığımız bu serüvende geldik. 5. derse herkese selamlar. Ben Melih Hocanız ve şu anda Partikül Matematik kanalındasınız. Üstü ifadelerin 5. ve son videosuyla yeniden karşınızdayım. Beceri temelli sorular çözeceğiz bugün sizlerle beraber. Yani yeni nesil sorular çözeceğiz. Namı diğer EFSO'da diyebilirsiniz. LGS King serisiyle bu işi noktalayacağız. Üstü sayılarında kafasına tokmakla sağlam bir vuruş yapacağız. Tamam mı? Şimdi Gördüğünüz gibi etrafta da böyle kırmızı mavi bir korku ambiyansı yarattım. Çünkü korkularımızın üstüne gitmemiz gerekiyor. Tamam mı? Bu korkuların üstünde bugün gideceğiz eğlencelerle, şakalarla, kakara kikiri. Bugün efsane bir ders sizleri bekliyor olacak. O zaman ne yapıyoruz? Öncelikle bak, kalbimizi çıt ortadan kırmak istemiyorsanız öncelikle abone olmayı unutmayın. LGS canavarları için ...sene boyunca hatta LGS'den sonra tercih döneminde bile bizler buradayız. Beraber bu yolculukta o istediğimiz, hayal ettiğimiz okulun tabelasını böyle okuyana kadar... ...o yolculukta sürekli sizlerin yanında olacağız. Dolayısıyla abone olarak kaçırmadan takip edebilirsiniz. E hocam bu seri güzelmiş, bir like'ımı aldın şeklinde de e, yorum da yazabilirsiniz. Ve tabii ki de videoyu da beğenebilirsiniz. Haydi o zaman ne yapıyoruz? Seni derse alıyoruz ve bizim master class'ımız <laughs> üstlü ifadeler Efso'ya başlıyoruz. Şimdi Efso'da tabii ki de biliyorsun yepis yeni nesil sorular çözeceğiz. Ee, ama burada benim derdim amacım daha çok sana şu olacak. Bir yeni nesil soru nasıl çözülür? Nasıl yaklaşılır? Biraz da bunları da aktarmaya, anlatmaya çalışacağım. Dolayısıyla sadece aman şimdi durdurayım. Çat 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 soruyu çözeyim, şıkları kontrol edeyim demekten öte ben nasıl yaklaşıyorum soruya? Nasıl ilerliyorum? Biraz bunlara odaklanmanızı isteyeceğim ki bir soru çözümüyle yetinme. Bir soruda benim anlattığım taktiklerle bu e, sorulara yaklaşım açılarımla beraber 500-600 soruyu çözebilecek yeterliliğe ulaşalım. Tamam haydi başlıyoruz. Şimdi öncelikle yukarıda kartlarımız var ve yan yana konulmuş neymiş bakın 20 tane kartın üzerine 5'in doğal sayı kuvvetleri ardışık olarak yazılıyormuş. Şimdi bak bu cümle zaten çöp oldu bile. Çünkü zaten yukarıda ben onları görüyorum. Nereden başlamış dikkat edersen 5 üzeri 0. Çünkü 0 da bir doğal sayı. Sırayla işte bak ardışık dediği bu. 5 üzeri 0, 5 üzeri 1, 5 üzeri 2, 5 üzeri 19'a kadar. E hocam 20 kart yazıyordu. Zaten 20 kart. Birden başlasa 19'a kadar 19 ama bir de 5 üzeri 0 var ya. O yüzden 20 tane kart yapıyor. Tamam burası... Dediğim gibi çöp. Bilgiyi verdi. Orada kartları zaten biz görüyoruz. Devam ediyorum. Bu kartlardan 25'in doğal sayı kuvveti olan kartlar sarıya. 25'in doğal sayı kuvveti. Doğal sayı kuvveti olan kartlar sarıya. 125'in doğal sayı kuvvetleri de kırmızıya boyanıyormuş. Şimdi hem kırmızı hem sarıyla boyanan kartlar turuncu olduğuna göre turuncu renk olan kaç tane kart vardır. Kaç tane soruları çok kritik, çok tehlikeli. Çünkü sen mesela 3 bulursun 4 tanedir. 5 bulursun 6 tanedir. Yani en büyük seçeneği bulmadığınız sürece bir tedirginlik yaşamakta fayda var ki bu bizi doğruyu götürebilir. Şimdi gelin başlayalım. Öncelikle bakın. Sarıya boyanacakmış bazı kartlar. Ya kimler boyanıyor sarıya? Niye sarıya boyanıyorsunuz? Hemen bir bakalım. 25'in doğal sayı kuvvetleri. E ne derim? Mesela sıfırıncı kuvveti vardır. Nedir o birdir mesela işte 25'in birinci kuvveti Aa, hocam 25'in birinci kuvveti 25'tir e, e, ama o 5 üzeri 2 olmuyor mu aynı zamanda yani bak 5 üzeri 2 de orada sarıya boyanacakmış böyle böyle tabii ki de sabaha kadar bunu yapacak değiliz şimdi bak güzelliğine gel sorunun güzelliğine gel. Bir de 125'i düşünelim mevzuyu anlayacaksınız. 125'in de sıfırıncı kuvveti 1. İşte 125'in birinci kuvveti böyle 125 ama aslında 5 üzeri 3 değil mi? Şimdi gençler LGS canavarları. Bu kardeşimiz birinci sayımız 25 5 üzeri 2 mi? İkinci kardeşimiz 125 5 üzeri 3 mü? Bunlar nerede kesişir ya? Yani 5'in ikinci kuvvetinin diğer kuvvetleri sarıya boyanacak. 3. kuvvetin diğer kuvvetleri kırmızıya. Ya nerede kesişir bunlar? <laughs> bir yerde kesişmek. K harfi ekok geldi değil mi? Hoca müstü ifade nerede alaka ekok? Tam LGS amcaların sevdiği tarz soru yazdık size. Tamam. Bu arada bu sorular Partikül Matematik kitabından yakında geliyor. Çok az kaldı. Bu videodan sonra belki bir iki gün içinde duyurusunu yapacağım. Şimdi 5 üzeri 2, 5 üzeri 3 2 ile 3 nerede kavuşurlar? Tabii ki de 6 ve 6'nın katlarında. Yani yani gençler 5 üzeri 6 hem sarıya hem kırmızıya boyanır. 5 üzeri 12 hem sarıya hem kırmızıya boyanır. Çünkü hem 5'in e, hani 25'in de bir kuvvetidir. Çünkü 25 dediğiniz sayı nedir? 5 üzeri 2 değil midir? E bunun mesela işte 6. kuvveti üstün üstü çarpılır. 5 üzeri 12'dir işte. Aynı şekilde 5 üzeri 3'ün de 4. kuvveti 5 üzeri 12'dir. 5 üzeri 18. Başka da yok. Aa hocam 3 tane mi? Hemen de C'yi işaretleyesim geldi. Ses bile gelmedi. yani. O kadar. O bile tırtıldı. Gençler. Bir şeyi atladık. Bir şeyi atladık. Tabii unutmayacaksınız bunları. Hep diyorum ya mesela 3 buldun bir tedirgin ol bir düşün. Bir de ne vardı? Sıfırıncı kuvvetlerinde de yani şu 5 üzeri sıfır da hem sarıya hem kırmızıya boyanır. Dolayısıyla onu da yazdım. Toplamda 4 tane arkadaşımız iki renge de boyanacak. Yani turuncu olacaklar. Dolayısıyla cevap Bursa dedik. İkinci soruya geçtik mi? Geçtik. Şimdi Osman amcamız var bu soruda. Alanı 5 üzeri 10 metre kare olan, bak neyi işaretliyorum? Kare şeklindeki tarlasına farklı ürünler etmek için 7 eş dikdörtgen ve bir tane de karesel bölge olacak bir şekilde bölüyorum. Hemen soruyu anlayalım. Şurada bir kare varmış, tamam, tamamı bir kareymiş, güzel ee, ve. Ve bu karede 7 eş dikdörtgene bölmüş. Şöyle saymayı biliyoruz. 7 tane var orada tamam. Ve bir tane de karemiş. Bak şuradaki ufak kardeşimiz de bir tane orada kareymiş. Güzel. Bunun alanını biliyoruz. Şu komple alan 5 üzeri 10. O da tamam cepte. Devam ediyorum. Dikdörtgen parçalardan ikisine domates, biber. Osman amca ekmiş bunları domates, biberi. Karesel'e de patlıcan ekmiş. Geri kalan kısımlara ilerleyen zamanlarda... Kışlık zemze... İlerleyen zamanlarda. Osman amcanın ektiği ektiği tarlanın kısımların taralı kısımların toplamı kaç metrekaredir? Yani bize diyor ki şurası diyor, burası diyor ve burası diyor toplam kaç metrekaredir? Çünkü ben sana hepsi hepiciğini verdim. Bana ne lazım? Taralı alanlar lazım diyor. Şimdi gençler bu tarz sorularda benzeri LGS'de çıkmıştı. Ne yapacaksınız? Bir böyle ayrık gayrık şekiller sevmeyiz. Ya bu eş dikdörtgenlerin eş olmasının sana getirdiği çok güzel bir özellik var. Şunu buradan al şuraya taşı sağ üste taşı tamam mı aynı değil mi alanı yani ben ben bak şöyle biraz da koyuca çizeceğim şurayı istemiyor muyum bak şu bölgenin alanını istemiyor muyum o zaman Tamam bak dümdüz bir dikdörtgen oluştu. Yani oraya taşımamın sebebi orada bir düz bir şekil olsun, dikdörtgen olsun. Dikdörtgenin alanını bulmak kolay. Kısa çarpı uzun yapacağım. Ha tamam hocam. Devam edelim. Anladık. Bunu buraya sağ üstte taşıdın. Eyvallah. Peki kenar uzunluğu lazım bana. Şimdi benim bu dikdörtgenin alanını bulmam için kenar uzunluklarını biliyor olmam gerekiyor. Hangisini biliyorum? Hiçbirini. Ama belki bu kardeşimiz bir kare olduğu için ve karenin alanı da verildiği için biz bir kenarını bulabiliriz. Nasıl bulacağız? Karekök bilseniz, ah şimdi ne kadar güzel çözerdik de. Şöyle düşünelim. Bak şimdi karenin alanı nasıl bulursun? Sayıyı şuraya yazarsın, değil mi? Parantezin içine ve bunun karesi dersin. Eşittir. Ne çıkıyormuş? 5 üzeri 10 çıkıyormuş. Şimdi bak, burada işte bir kenarı nasıl bulabiliriz? Üstün üstünü hayal edin. Yine tabanınız 5 olsun. Üste de 5 olsa, 5 kere 2, 10. Hop yakaladık. Demek ki bu arkadaşımızın bir kenarı 5 beş üzeri 5'miş. Dolayısıyla diğer kenarı da öbür kenarı da 5 üzeri 5. Şimdi bak şu alanı bulmaya artık çok yaklaştım. Çünkü bir kenar uzunluğu belli. Kısa kenarı bulalım. Buradaki kısa kenarı nasıl bulacaksınız? Gençler, şurada 5 parça var mı? Var hocam. Tamamı kaçtı? Tamamı 5 üzeri 5. O kenarın da tamamı 5 üzeri 5. Tamam çok güzel. Bana şimdi 5 üzeri 5'i 5'e bölerseniz bir kenarını bulamaz mısınız? Şu bir tane dikdörtgenin bir kısasını. Bana iki tane lazım ya. Çarpı verin oradan. Çek bir iki tane Adana. Hop oradan çarpı 2. Ne yaptım? Diğer kenarı da bulmuş oldum. Dolayısıyla bu kenar kısa kenarım benim istediğim toplam alanın kısa kenarı. Diğeri de 5 üzeri 5 uzun kenarı. İşte bunun sonucu bana neyi verecek? Geçmiş olsun. İstediğim alanı verecek. Hadi yapalım. Ee, şurada 5 üzeri 5. 5 üzeri 5 çarptım. 5 üzeri 10. Ama bir de aşağıda 5 üzeri 1 var. Bölü. Üstler çıkarıldı. 5 üzeri 9 kaldı. Bir de şurada 2 çarpanımız garip kuraba orada duruyor. Dolayısıyla bu da bizi Ceyhan'a götürüyor. Tamam mı? Anlaştık mı? 2 çarpı 5 üzeri 9 dedik. Ve e, bu soruda da hallettik ya. Bitti. Geçiyorum. Tamam mıyız? bak LGS 2025 yazıyor. Çıkabilir 2025'te tamam. Hadi bakalım. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. Tabletin keyfi yerine gelince geçeceğiz. Evet. Şimdi gençler. Biliyorsunuz beceri temelli sorularda klasik bir şey var. Şöyle üstte bilgi vermeyi seviyoruz bazen. Ama bunları sen ne yapmıyorsun? Okumuyorsun. Neden? Çünkü Biliyor olmalısın. Ha soruda takıldın bir gözücüyle bakarsın. Ya bu soruyu neyle alakalı yazmışlar acaba diyerekten. Bak burada ne var çarpma var bölme var ha demek ki bu çarpma bölme sorusuymuş. Üst ifadeler çarpma bölme. Neymiş soru bir bakalım. verilen çarpma tablosunda bulunan boyalı kutulara şunu, şunu 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 ve şunu yazıyormuşuz. Tamamını her bir kutuya bir üst ifade gelecek şekilde yazacağız. Tamam? Boyalı kutulara tamam? Şu turunculara yazacakmışız. Sonra diyor ki x, y ve z hücrelerindeki sayıların her biri bulunduğu hücrenin Bulunduğu hücrenin aynı satır ve sütunda bulunan boyalı hücrelerdeki üst ifadelerin çarpımına eşit. Bak mevzu şu. Ben sana bir örnek vereyim. Mesela şu boyalı kutuya 3 üzeri atıyorum. Eksi 4 yazdık. İşte şuraya da 3 üzeri atıyorum. 5 yazdık. Şuradaki kutu satır ve sütundakilerin çarpımına eşit olacakmış. 3 üzeri eksi 4 ile 3 üzeri 5'in çarpımı mesela ne yapar? 3 üzeri 1. Hani üstler toplandı 3 üzeri 1 gibi Anlaşıldı mı? Yani bu X, Y, Z bu şekilde bulunuyormuş. Ha buradan çok güzel bir şeyler yakalayacağız. Şimdi diyor ki X ve Y'nin diyor e hücrelerine yazılacak olan üst ifadelerin hani çarpımını da ben sana 3 üzeri 13 verdim. Aa X ve Y'nin çarpımını da vermiş. Onun daha ne versin be? 3 üzeri 13'müş. Z hücresine yazılacağı da sembol diyor. Bir zahmet diyor. Adının hakkını ver diyor. Canavar mısın değil Bir anlayalım diyor. Şimdi gençler. Ee, şuraya baktığımızda x için bana ne söyleyebilirsiniz? Yani x nedir? Şu e, soldaki ve üstteki kutuların çarpımıdır değil mi? Harikasınız. Peki y nedir? O da şu kutunun ve üstteki kutunun çarpımıdır. Çok iyi gidiyorsunuz. Z nedir? Bakıyorum şu soldaki e, boyalı kutu ve üstteki boyalı kutunun çarpımıdır. Bir harikasınız. O zaman soru bitti. Gençler. X, Y, Z'nin tamamının çarpımı Zaten bu kutulardaki sayıların tamamının çarpımına eşit olmaz mı o zaman? Çünkü sen dedin ki x dedin bununla bu, y dedin e bununla bu, z dedin onunla bu. E hepsinin çarpımı zaten bana x y z'nin çarpımını verecek. O zaman ben gelir burada, herkesi çarpar, x y z'nin çarpımını bulurum. Yani o boyalı kutulara neler yazılıyormuş, nereye ne yazılacağını bulmaya falan sakın kalkmayın, hiç gerek yok. Hepsinin çarpımını bulun şuradan. Ben bunu yazmazdım normalde. Sen de yazma. Direkt üstleri topla geç. Şimdi bunu da üstleri toplayalım. Şuradan 0, 6, 1 çıkarttım. 5, 5, 5, 10, 2 çıkarttım. 8. Bak 3'ünün de çarpımı 3 üzeri 8'miş. Yahu ikisinin çarpımını biliyorsunuz zaten. Şu x çarpı y aslında nedir? 3 üzeri 13'tür. Şimdi 3 üzeri 13 ile kimi çarparsam cevap 3 üzeri 8 çıkar. Tamam. Hocam nasıl ya nasıl azalıyor üst? Demek ki eksi. 3 üzeri eksi, e, 13 ile 13 ile neyi toplarsam 8 yapar. Tamam. 13 ile neyi toplarsam cevap 8 çıkar. Tabii ki de bunun eksili olması lazım. Ve eksi 5 olması lazım. Yani z dediğimiz arkadaş 3 üzeri eksi 5 olacak ki üstler toplandığında 3 üzeri 8'e ulaşabilsin. Tamam mı? Bu da böyle bir efso. Efsane soru ya. Acayip değişik. Dördüncü sorudayım. Hadi tablet üzme bizi. Heh. Mehmet Bey yaptığı ürünleri pazarlamak için örnek dağıtacakmış. Numune dediğimiz şey örnek. Mehmet Bey'in elinde bulunan numune kaplarının kütlesinin çözümlenmiş şekli aşağıdaki tabloda verilmiş. Mehmet Bey numuneleri kütlesi 150 gramdan az olan bir kaba koymak istiyor. 150 gramdan az olan kaba koymak istiyor. Buna göre yukarıdaki kapların kaç tanesi bu isteğe uymaktadır? Şimdi bak A, B, C, D, E kaplarımız var. Ama biz ne istiyoruz? 150 gramdan az olmasını istiyoruz. Her sene LGS amcaların sormazsa şeker tansiyon rahatsızlığı yaşadığı bir soru tipi bu. Çözümleme soruların her sene soruyorlar. Bilmiyorum orada bir, bir şey var böyle bir kitle var. Grup tamam mı? Böyle bir baskı yapıyorlar herhalde milli eğitime. Çözümleme sorulacak. Böyle kapıyı çalıyor. Pardon hocam çözümleme sordunuz mu falan. Çıkıyor. İki ay sonra gidiyor. Pardon hocam çözümleme sorusu yazıldı mı falan. Böyle bir durum olduğunu zannediyorum. Bilmiyorum artık. Sen buradan gerekli mesajı almışsındır. Çözümleme önemli. Şimdi hemen yapalım o zaman. A'dan başlıyorum. Nereden başlıyoruz? Biliyorsun üssü en büyük arkadaştan başlıyoruz. 10 üzeri 2. Başında kim var? 1 var. Sonra 10 üzeri 1. Başında kim var? 3 var. Sonra 10 üzeri 0. Yok. Yok. O zaman çak sıfır yerine. Bir karanfil bırak geç. 10 üzeri sıfırdan sonra virgül. Sonra 10 üzeri eksi 1'e geçtim. Başında kim var? 4. Birinci halledilmiştir. B'ye geçiyorum. 10 üzeri 2 en büyüğü. Tamam. Sonra 10 üzeri, başında 2 var. 10 üzeri 1 yok. 10 üzeri 0 var. Başında da 5 var. Bundan sonrası da yok. Devam ediyorum C'ye. 10 üzeri 2 ile başlıyorum. Başında 1 var. 10 üzeri 1 başında 5 var. 10 üzeri 0 Yok. Sonra virgül. 10 üzeri eksi 1 başında 2 var. Geçiyorum. Nereye geçiyorum? D'ye geçiyorum. Heyecan durukta. 10 üzeri 2. Başında 1 var. 10 üzeri 1. Başında 4 var. 10 üzeri 0. Başında 5 var ve bitti. Ve sonuncusu Edirne geliyor 10 üzeri 2 başında 1 var 10 üzeri 1 başında 3 var 10 üzeri 0 başında 9 var virgül 10 üzeri eksi 1'inde başında 7 var. Ben bunları bu arada normalde sınav anında yapmazdım şurada 130'u gördün mü zaten 150 gramdan az yani olacak virgülden sonrası önemli mi değil dolayısıyla bunu aldım. 205 cırt çizdim. 150,2 o virgül 2 ile maalesef kaybediyor, eleniyor. 145 mesela burada da 145'e hemen yani aldınız. 139'u gördün virgülden sonrasında hiç uğraşmazdınız bile. Dolayısıyla 3 arkadaşımız 3 evetle Bizimle beraber geliyorlar çünkü 150 gramdan azlar. Tamam. Dördüncü soru da bu şekildeydi. Hadi gel son sorumuzla olayı noktalayalım. Tabii ki de yine olmazsa olmaz. Sormazlarsa bir yerlerine ağrı girer bilimsel gösterim sorusu. Bakalım neymiş bilimselimiz? Deney kabında bir bakteri, bakteri sayısı her gün bir önceki günün bin katına çıkıyormuş. Yuh! Diyesiniz geliyor ama demeyin. Ayıp oğlum öyle söylenir mi lan? Allah Allah. Bir kaptaki bakteri sayısı. Üçüncü günün sonunda 64 milyar. 64 milyar mı? Ulaştığına göre 6. günün sonundakini soruyor. Şimdi gençler. 1, 2, 3. güne geldik. Burada neymiş? 64 milyarmış. Nasıl yazacağız hocam? Ya bak şöyle diyeceksin. Sayını yaz tamam mı? 64'ü yaz. Sayıyı sana verdi. 64 milyar ya da 82 milyar ya da 3 milyar falan. Sayıyı verdi. Sayını yaz. Sonra şunu düşünüyorsun. Milyonda kaç sıfır var? Milyonda 6 sıfır var. O yüzden 10 üzeri 6 ile çarpılır. Milyondan sonra milyar geliyor. E 3 sıfır daha koy. 10 üzeri 9. Trilyon derse 10 üzeri 12. Tamam bunları hatırlayalım. Dolayısıyla milyar dediği için bu arkadaşımıza 10 üzeri 9 yapıyoruz. 64 çarpı 10 üzeri 9 milyar. 64 çarpı 10 üzeri 9 zaten milyar demek. Tamam. Üçüncü gün bu şekilde. Şimdi dördüncü günde, beşinci günde ve altıncı günde. Altıncı günü soruyor bize. Şimdi gençler dördüncü güne geçerken bin katına çıkacağız. Çünkü bir önceki günün bin katı diyor. Tamam mı? Bu ne oluyor? Oğlum klima. Allah'ım her gün sinirlenecek yeni bir şey buluyorum ya. Üşüdüm kapatacağım. Kapanmıyor. Enteresan. Tablet çalışmıyor. Klima bir tavırlı. Stüdyoda her şey bana karşı bir trip atıyor durumunda. Enteresan. Şimdi 64 milyara bin katına nasıl çıkaracağım? e 10 üzeri 3 ile çarpacağım. Dolayısıyla 64 çarpı 10 üzeri 12 olacak. Sonra bir daha 10 üzeri 3 ile çarpacağım. 10 üzeri 15 olacak. Bir daha çarpacağım. 10 üzeri 18 olacak. Demek ki 6. günün sonunda. Bunlar tabi 64'ü de var. Onu da yazalım. 64 çarpı 10 üzeri 8. 10, 10 üzeri 18 olacakmış. Bunu okuyamam. Kusura o kadar bilmiyorum. Şimdi nereye gider o sayı. Dolayısıyla. Dolayısıyla kalemi seçebilirsek. 64 çarpı 10 üzeri 18. Doğru cevap ama Adana'ya atlarsanız. Sazanlık yapmış olursunuz bak. Bu şekilde çok canlar yandı. Tamam mı? Dolayısıyla ne yapıyorsunuz? Bunu bilimsele çevireceksiniz. Nasıl çevireceğiz hocam? Bu arkadaşı bir tane küçülteceğiz. 6,4 olacak. Diğerine de diyeceğiz ki sana bir tek mi bir tane büyü diyeceğiz. O da 10 üzeri 19 olacak. Çat diye Ceyhan'a vuracak. Dersi de burada noktalayacaksınız. Dediğim gibi bu sorular şu bizim mavi partikül matematik kitabındandı. Ama biz ne yaptık? Ne yaptık? Dedik ki güçleri birleştirelim. Şu ikisini çat çat birleştiriyoruz tamam mı? Efsane bir kitap geliyor. Efsane bir kitap geliyor. Eli kulağında. Tamam bask matbaada böyle kapısında yatıyorum. Mesela şimdi video bitti gideceğim matbaanın kapısında böyle duracağım. Beni bekliyor. Gördükçe daha hızlandırıyorlar makinaları. Dolayısıyla eli kulağında çıkıyor. İki kitap bir arada ama fiyatında tek kitap gibi Ayarladık tamam Orada da e, sizlere daha uygun olacak şekilde tüm düzenlemeleri yaptık. İki kitap demek yaklaşık 750 soru demek. Belki daha mı fazla oluyor? Onu sonra hesaplar şey yaparım Bomba gibi bir kitap gelecek tamam mı? Beklemede kalın. Bunun belki e, yayınlandıktan sonra da e, kitap basıldıktan sonra ilk yorumlara da sabitlemiş olurum tamam mı? Pekala üstlü ifadeler bitti. Köklü ifadelerde görüşeceğiz tabii ki de. Dolayısıyla bir sonraki videoda o zaman görüşünceye dek. Kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşçakalın.